Herkese tekrar merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo'nun gelişmiş montaj yetenekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştireceğim. Öncelikle gelişmiş montaj çözümü hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Creo'nun temel paketi içerisinde gelişmiş montaj yetenekleri mevcut. Fakat Advanced Assembly modülünü aldığınızda gelişmiş montajla ilgili farklı yetenekler de kazanmış oluyorsunuz. Örneğin top-down design dediğimiz bir çalışma mantığına sahip oluyorsunuz. Geleneksel tasarım mantığının tam tersi mantıkta çalışma yöntemidir. Öncelikle tasarım gereksinimleri belirlenir. Skeleton yapı kurulur. Model ağacında yer alması gereken alt montaj parçalar belirlenir. Referanslar tanımlanır. Bu sayede de eş zamanlı mühendisliğin altyapısı kurulmuş olur. Ve herkes kendisi ilgili alanda birbiriyle iletişim içerisinde çalışabilir. Ve imalat için montaj ve demontaj dokümanları da daha hızlı oluşturulabilir Advanced Assembly modülünün yetenekleriyle. Bu yetenekleri biraz daha ana başlıklarıyla inceleyelim. Eş zamanlı mühendislik ve top-down tasarım dedik. Burada montaj yapısı tanımlanıyor ve bu sayede eş zamanlı mühendislik için harcanan eforu yönetebiliyoruz ve daha verimli çalışabiliyoruz. Aynı zamanda yine Advanced Assembly içerisinde gelen konfigürasyon araçları mevcut. Bu araçlarla varyasyonları oluşturabiliyoruz. Bunların oluşturulabilmesi için kurallar tanımlayabiliyoruz. Programcıklar yazıyoruz. Paragrafe girişleriyle bunların konfigürasyonu sağlanabiliyor. Yine montaj süreç planlama dokümanlarının oluşturulmasını kolaylaştıran araçlarımız burada devreye giriyor. Peki bu araca kimler ihtiyaç duyar? Top-down design'dan biraz bahsetmiştik. Orada bir yapının kurulması gerekiyor. Bu yapıyı kuracak sistem entegratörleri bu modüle ihtiyaç duyabilir. Aynı zamanda çalışmalarında daha düzenli, daha verimli montaj çalışmalarında özellikle daha düzenli, daha verimli olmak isteyen mühendis veya tasarımcılar, grafik performansını etkin bir şekilde kullanmak veya yönetmek isteyen kişiler, imalat proses planlama dokümanlarının otomatikleştirilmesini isteyen mühendis veya tasarımcılar da yine bu çözümden faydalanabilirler. Konuları biraz daha açacak olursak, top-down design tasarım mantığı dediğimiz gibi geleneksel yöntemden farklı. Skeleton model dediğimiz bir iskelet yapısı kuruluyor ve tasarımımızın ana hatlarını belirliyorsunuz. Daha sonra publish dediğimiz bir referans paylaşım aracımız mevcut. Bu sayede sistem entegratörü bu montajdan referans alınabilecek yerleri ilgilisiyle paylaşıyor. İlgilisi de copy geometri dediğinde publish edilmiş geometriyi görüyor ve referansları grup halinde alabiliyor. Ne yapıyor? Hiç birbiriyle konuşmadan iletişime bile ihtiyaç duymadan direkt kendisine uygun olan referansları bulmuş oluyor ve almış oluyor. Bu da tabii ki eş zamanlı mühendislik çalışmalarını kolaylaştıran ve yönetmenizi sağlayan bir yapıyı sağlıyor. Daha sonrasında baktığımızda bu referans araçları daha anlaşılır ve yönetilebilir hale gelmiş oluyor. Fonksiyonel gruplar tanımlanabiliyor. Nedir? Interchange assembly dediğimiz assembly'lerle birbirinden bağımsız montaj grupları
birbirinin yerine kullanılabilecek şekilde referanslandırılabiliyor ve hızlı bir şekilde birbirinin yerine tanımlanabiliyor. Yine programcıklar yazılarak sizin parametrelere verdiğiniz cevaplar doğrultusunda montajınızın değişmesi, parçaların replace edilmesi, montajdaki modellerin yeni varyasyonlarının oluşturulmasına imkan sağlanıyor ve relationlar, hesaplamalar devreye sokuluyor ve verilen bilgiler doğrultusunda montajınız yeniden konfigüre ediliyor. Montaj sıraları kolayca tanımlanabiliyor RAP yardımlarıyla ve bunların otomatik olarak teknik resimlerinin oluşturulması, tablolarının, bomların oluşturulması, balonlarının oluşturulması gibi işlemler otomatikleştirilebiliyor ve anlaşılırlık arttırılıyor. Özetlemek gerekirse, geometri paylaşım araçları ve yapılandırma çalışmalarıyla tasarım ekipleri içerisinde yer alan üyeler birbirleriyle daha iletişim halinde oluyor ve eş zamanlı mühendislik çalışmalarını daha verimli gerçekleştirebiliyorlar. Top-down design araçlarıyla daha hızlı ve kolay tasarımlarını gerçekleştirip montaj performanslarını arttırabiliyorlar. Skeleton model tanımlamalarıyla tasarım hedefleri önceden belirlenebiliyor ve bunların yönetimine imkan sağlanıyor. Verimli tasarım varyasyonları için pro program ve relationlar parametreler devreye sokularak bunların yönetilmesi ve paylaşılması sağlanıyor. İmalat talimatları, kullanım kılavuzları kolay ve hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor. Bu araçlar farklı fırsatları firmalara sunuyor. Nedir? Modüler tasarım ve yapılandırılabilir ürünler sayesinde müşteri odaklı çalışabiliyorsunuz. Müşterinizin isteklerinize göre ürünlerinizin varyasyonlarını hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. İşbirliği artıyor, planlama yetenekleriniz artıyor. Mühendislik ve üretim arasındaki iletişim arttığı için verimlilik artıyor. Aradaki hatalar daha tasarım sırasında tespit edilerek buradaki iş kayıpları, zaman kayıpları ortadan kalkıyor. Tasarım ekipleriyle, daha geniş tasarım ekipleriyle pazara çıkma imkanınız ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yani siz konfigürasyonunuzu doğru bir şekilde yapabildiğiniz için müşteri siparişine uygun olarak teknik resminin dokümantasyonu, mali hesapları ortaya çıkmış oluyor. Bu sayede daha doğru fiyatlandırmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ürününüzün değerini tespit edip anında fiyatlandırmasını yapabiliyorsunuz. Müşteriyi memnun edecek kalitede dokümanlarınız oluyor. Mühendislik ve imalat arasındaki iletişim ve işbirliği arttığı için aradaki hatalar ortadan kalkmış oluyor. Firma içi veya firma dışı iletişim lerden kaynaklı olan tekrarlı işler, iadeler ve cezalar azaltılıyor ve gibi firmalara katkılar sağlamaktadır. Bu da yurt dışında bir Advanced Assembly kullanan müşterimizin referansı genel olarak niye tercih ettiği hakkında bir memnuniyet mektubu yazmış. Şimdi uygulama kısmına geçeceğim. Fakat uygulama kısmına geçmeden önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. LinkedIn'de informatik-innovation'dan bizleri takip edebilirsiniz. Yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Buradan informatik-innovation LinkedIn adresinden bizleri takip etmeniz durumunda bütün etkinliklerimizden haberdar olup faydalanabilirsiniz. Şimdi biraz evvel anlattığım kısmın
uygulamasına geçmek istiyorum. Bir montajımızı açacağım. Open diyorum. Buradan montaj filtrelememi gerçekleştiriyorum. Buradan Train ASM'mi seçiyorum. Bakın burada replerden bahsetmiştik. Open Representation diyorum. Burada çeşitli BOM yapıları oluşturulmuş olabilir. İhtiyaç duyduğunuz BOM yapısını buradaki replerle açıyoruz. Ben şimdi burada Demo Start repine Open diyorum. Ve bu şekilde montajımı açıyorum. Montajım oldukça yoğun olabilir. Bu repler benim ihtiyacıma göre bilgileri içerdiği için çalışmak istediğim kısım karşıma geliyor. Bu sayede performansım artmış oluyor. Ama ihtiyaç duyduğumda diğer kısımlara da anlık olarak ulaşabilme imkanına sahip oluyorum. Skeleton modelden bahsetmiştik. Mesela Top Level ASM dedim. Bakın burada lokomotif için bir skeleton model oluşturulmuş. Burada referanslar mevcut. Bunu open dediğimizde şu şekilde gerekli ihtiyaç duyulan referanslarımız, referans paylaşımları ana yapıdan sağlanıyor. Burada bir değişiklik olduğunda bu referanslar kendisini güncellediği için diğer yapılarda otomatik olarak hata verme olasılığı oldukça düşük bir şekilde kendini güncellemektedir. Aynı şekilde mesela bakalım şurada passenger dediğimiz kısmı görünür hale getiriyorum. Bakın bunlar görünmez haldeydi. Bunları seçiyorum. Ve buradan görünür hale gel diyorum. Baktığımızda burada da bir skeleton model yapısı var. Ve paylaşımlar buradan yönetiliyor. Bu sayede referanslar da daha görünür hale gelmiş oluyor. Şimdi ben passenger kısmında kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği referansları belirliyorum ve onları publish etme adımını nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Burada skeleton modelimi seçiyorum ve aktif diyorum. Aktif olduktan sonra şurada referans paylaşımı için kullanacağım yerleri tanımlayacağım. Tools'a geliyorum. Publish geometri diyorum. Yani ben bu geometriyi paylaşacağım diyorum. Şuradaki yüzey diyorum. Bakın o yüzeyi aldı. Daha sonra chain diyorum. Şuradaki curve kontrole basılı tutarak şuradaki curve diyorum. Ve bunu structure için kullan diyorum. Artık kimin için kullanılacak referans olduğunu belirttim ve kullanabileceği referansları tanımladım. Tekrar başka bir kullanıcı için başka geometrileri publish edeceğim. Bakın buradan kimlerin hangi referansları kullanacağını belirlemiş oluyorum. Surface grubu diyorum. Şu yüzey diyorum. Kullanılacak körlerde bunlar diyorum. Burada int for interior grubu için bunlar da paylaşılmış olacak diyorum. Şimdi bunları tanımladım. Burada bakın kim için bu referanslar var? Bakın seat için olanlar var, structure için olanlar var, int için olanlar var. Buradan adlandırdığım için kim hangi referansı seçecek bana sormadan gelip o bilgileri alabilir. Veya ben de onları yine copy geometri yapabilirim. Şimdi structure ile çalışan kişiyi düşünelim. Structure ile çalışan kişi geliyor buraya. Bunun structure skeleton modelini aktif ediyor ve diyor ki
Copy geometri diyor. Copy geometri dediğinde, bakın buraya geldiğinde int for var. Bu structure olacak. Sağ tuşa tıkladık. Bir daha. Bakın structure için gerekli referansları grup halinde tak diye bunun içerisine aldı. Artık hangi referansları kullanması gerektiğini biliyor. Bakın buradan copy geometriyle oradan aldı. Diğer kullanıcıya geçeceğiz. Interior'daki skeleton modeli aktif ediyorum. Buradan copy geometri diyorum. Bakın buradan geliyor. Int for grubunu seçiyor. Copy geometriyle bakın onu da tek seferde aldı. Bakın bu referanslarda artık görünebilir dediğimiz referanslar karşımıza geldi. Ve kimin hangi referansları kullanacağını kimseye sormasına gerek kalmadan bilgileri çekmiş oldu. Şimdi gerekli bilgiler alındıktan sonra Structure ASM'nin tasarımcısı o ASM'yi açabilir. Burada data yönetimi olursa iş çok daha yönetilebilir olur. Interior grubu kendisi burayı açabilir ve artık çalışmalarına devam edebilir. Buradan open dedi Structure ASM'ye. Open dedi. Buradan çalışacağı alanı görünür hale getirdi diyelim. Şimdi şuradaki profil tasarımını gerçekleştirecek. Bunun için yolu seçiyoruz. Ama öncesinde parçamızı aktif etmemiz gerekiyor. Yolumuzu seçtikten sonra sweep diyoruz. Nereye göre sweep? Project loop diyerek şuradaki kesiti kullan diyorum. Okey diyorum. Bakın şu şekilde profil oluştu. Sonrasında cut sketch var. Extrude diyorum. Simetrik olarak remove material diyorum. Bakın şu şekilde de kesme işlemini gerçekleştirdim. Burayla işimizi tamamlayınca tüm montajı CTRL-A ile aktif hale getirdim. Sonra profil parçamı seçtim. Pattern dedim. Burada Start Passenger referansım var. Direction'ı seçip buradaki referansımı seçiyorum. Mesafesini 2286 olarak giriyorum. Ve adetini de 8 olarak giriyorum. Şu şekilde ben structure ile ilgili çalışmamı tamamlamış oldum. Benim paralelinde diğer arkadaşımızın çalıştığını düşünelim. Yani ben bunu yaparken diğer arkadaşımız da geliyor. Interior'ı open diyor. Montajını açıyor. Buradan şunları görünür hale getirdiğini düşünelim. Duvar tasarımını yapacak diyelim. Buradan duvar tasarımı için aktif diyor. Buradan wall kesitini seçip extrude diyelim. Mesafesi 2286 olsun. Simetrik olsun. Katı olsun. Şu şekilde bir yolu takip ediyor. Bunu unbend diyelim. Şuradaki yüzeye göre ve sketch form diyelim. Bakın bu arada da sheet metal'in yeteneklerini bir nebze de olsa görebiliyoruz. Oldukça kolay bir şekilde çalışabiliyoruz. Project loop diyerek şuradaki curve'ı seçiyorum. Okey diyorum. Bakın punch yaptım. Mesafesini ayarlıyorum. 300 olsun. Ondan sonra add taper diyerek eksi 6 açı veriyorum. Şuralara radyus veriyorum. 50'lik bir radyus. Ve kepensi kaldırarak şu şekilde pencereler için bir çalışma gerçekleştirmiş oluyorum. Sonrasında şuradaki katı seçip extrude diyorum. Katı olacak. Remove material olacak. Extrude mesafesi simetrik. Yönü dışı yukarıya doğru
Mesafe değeri de 2286 olsun yine. Okey dedim ve şu şekilde kesme işlemini gerçekleştirdim. Sonra bend back diyorum, geri büküyorum. Bakın bu durum tasarlanmış oldu. Bunun paralelde yapıldığını düşünüyoruz tabii ki. Sonra diğer duvarlarımız da aynı şekilde kullanıldığı için, patern edildiği için onları sadece görünür hale getirmemiz yeterli. Tekini tasarladığımızda diğerleri de, bakın buradakiler de gizlenmiş. Onları da açtığımızda duvar tasarımımızın bittiğini görüyoruz. Ctrl A dememiz yeterli. Bu arada ikinci arkadaşımız da duvarlarla çalışmalarını tamamlamış oluyor. Diğer bir arkadaşımız da kapıyla ilgili çalışmalar yapsın. O da kapı grubunu alıyor. Ve buradan kapı grubundan door parity'yi aktif ettiğini düşünelim. Devam edelim. Buradan quilt'i seçelim. Şu quilt'i offset'le diyelim. Burada da biraz yüzey yeteneklerinden bahsedelim. Bakın yüzeyi offset'ledim. Ondan sonra şekilde extrude diyorum. Bunu da yüzeye çeviriyorum. İki farklı yüzeyim varsa bunları kontrole basılı tutarak seçip merge diyorum. Buradan yönlerini ayarlıyorum. Ne tarafın kalacağını. Bakın şu şekilde belirledim. Sonra tekrar gelip seçiyorum ve seçimime göre merge işlemimin yönünü ayarlıyorum. Ne taraf kalacak? Ne taraf gidecek? Bakın şu şekilde kapalı bir yüzey oluşturduktan sonra bunu seçiyorum ve solidify diyorum. Bu artık bir katı hale geldi. Window kesmelerini buraya ekliyorum. Paralelde 3 kişinin aynı anda çalıştığını düşünüyoruz. Bu şekilde bunu gerçekleştirdik. Round'a geldik. Şu şekilde round'umuzu attık. Shell dedik. Arkadaşımız da kapı tasarımını gerçekleştirdi. Birisi duvarı tasarladı, birisi kapıyı, birisi konstrüksiyonları tasarladı. Aynı anda ama hiçbiri birbiriyle çakışmadı. Çünkü skeleton modelden herkes kendi ihtiyaç duyduğu referansları alıyor ve çalışmalarını ona uygun olacak şekilde gerçekleştiriyor. Şimdi bir arkadaşımız da koltuk grubuyla çalışsın. Aynı anda diğer arkadaşımız da koltuk grubunu açtı diyelim. Şöyle. Şuradan koltuk grubunda ayakları tasarlayacak. Burada parçamızı aktif ediyor. Daha sonra onun için uygun olan kesiti seçip extrude diyebilir. Katı olacak. Mesafesi 500 olsun diyoruz. Simetrik olsun. Kalınlığı 20 olsun. Okey diyoruz. Şu şekilde ayağımızı dış yapısını tasarladık. Daha sonra extrude diyeceğimiz diğer skeçi seçiyoruz. Remove material olacak. Simetrik olacak. Ve dışarıya kadar taşacak. Şu şekilde ayak tasarımını gerçekleştirdik. Ctrl A dedik. Burada bakın suppress edilmiş bir yapı var. Onu tekrar çağırıyorum. Bakın ihtiyaç duyduğum zaman kullanıyorum. İhtiyaç duymadığımda sadece referanslarla devam ediyorum. Dolayısıyla sürekli ana montaj bana bir yük olmuyor. Sadece ihtiyaç duyduğumda çalışacağım bu tip yapılarla. Section diyorum. Şuradaki yüzeyi seçtikten sonra şuraya eksi 2 extrude offset mesafesi veriyorum. Options'tan Show Interference dediğimde bakın şurada bir iç içe geçme olduğunu tespit ettim. Bunun için tasarıma gidiyorum. Bakın tasarımı
Bir yandan da kontrol etmiş oluyorum bu sayede. Düzenle diyorum. Şuradaki 355'miş. Onu 350'ye düşürüyorum. Kontrol G diyorum. Güncelledi. Tekrar section'ımı kontrol ettiğimde şimdiden Edit Definition diyelim. Show Interference dediğimizde şu anda iç içe geçme yok. Bakın üstteki yüzeyde sıfırda tamamlanmış oluyor. Section'ı iptal edebiliriz. Şu şekilde. Sonra buradaki gizlenmiş bazı parçalar var. Onları görünür hale getirelim. Bakın şu şekilde. Bu grubu seçeceğim. Ve pattern edeceğim. Pattern diyorum. Yine referans başlangıç referansıma göre direction'la şu yönde. Bu sefer mesafemi 2000 olarak belirliyorum. Adetimi 8 olarak belirliyorum ve şu şekilde işlemimi gerçekleştiriyorum. Train'e geldiğimde burada replerden bahsetmiştik. Şu an diyorum ki ben master rep'e geçmek istiyorum diyorum. Şu an daha light bir yapıyla çalışırken tüm montaj detaylarına anlık olarak sahip olabilecek şekilde modelimi güncelledim. Kapı tasarımı, koltuk tasarımı, structure tasarımı, duvar tasarımı hepsi farklı farklı kişiler tarafından yapıldı ama ana montajımda hepsi yerini aldı ihtiyaç duyduğumda. Bu şekilde eş zamanlı mühendislik yeteneklerini verimli hale getirerek etkin bir şekilde kullanma imkanı sağlanıyor. Buraya kadar olan kısımla ilgili sorusu olan var mı? Evet. Sanırım soru yok. Şimdi biraz da ürün konfigürasyonu ve dokümantasyonla ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirmek istiyorum. Bunu kapatıyorum. Bak şu şekilde bir maliyet hesabı yapılmış olan dokümanımız olduğunu düşünelim. Burada 17 adet parçadan oluşmuş. Maliyeti burada en boy ve birimle çarpılarak maliyeti belirlenmiş ve toplamı burada hesaplanmış. Bu montajımı open diyerek açıyorum. Kurallar tanımlayabiliyoruz demiştik. Bu kurallara göre soru ve cevaplarla modelimizin değişimini sağlıyoruz demiştik. Buradan regenerate ediyorum. Regenerate işleminin ardından değer gireceğimi söylüyorum. Select all diyorum ve sorulara cevaplar veriyorum. Bunları biz belirliyoruz tabii ki. Çekmece adetini giriniz diyor. 3'müş ben 5 adet olsun diyorum. Çekmece genişliği 860'mış 1000 olsun diyorum. Ayna seçimi bakın aynasızdı. Hayırmış evet'e çeviriyorum. Modelim anında güncellendi. Teknik resime gittiğimde teknik resim kendisini ona göre güncelledi. Maliyet hesabına baktığımızda bakın maliyette 17 yerine 20 çıktı. Maliyetin arttığını bu şekilde görüyoruz. Bu şekilde ve bundan daha detaylı teknik resimler oluşturabilirsiniz ve bu müşteriye soracağınız sorulara göre ürününüzü konfigüre ederek onların ihtiyacına uygun olacak şekilde
hızlı bir şekilde ürünlerinizin konfigürasyonlarını oluşturabilirsiniz. Tekrar gelelim mesela bir müşteriniz dedi ki çekmece adeti 4 adet olsun, çekmece genişliği 900 olsun, aynı seçimde hayır olsun dedi. Ürünümüz buna göre konfigüre edildi. Drawing'e gittik. 17 adet. Toplam maliyet bu. Modelimize ait montaj teknik resmi o. Bu parça bazlı da bunları gerçekleştirebiliriz. İhtiyaca uygun olacak şekilde. Bu sayede dokümantasyonların hızlı ve otomatik bir şekilde oluşturulması sağlanabiliyor. Müşteri ihtiyaçlarına uygun varyasyonların oluşturulması sağlanıyor. Evet, sunumumuz bu şekilde. Şimdi soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Sorusu olan var mı?